Fransa'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna doğru adaylar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre Nicolas Sarkozy, rakibi François Hollande'la arasındaki puan farkını kapatırken, seçimlerde Hollande'ın %53, Sarkozy'nin ise %47 oy alması bekleniyor. Öte yandan Sarkozy, Libya'nın devlet lideri Muammer Kaddafi'nin 2007 yılındaki seçim kampanyasına destek verdiği yolunda ünlü internet haber sitesi Mediapart'ın ortaya attığı iddialara "bunları ciddiye almak alçaklıktır" diyerek sert yanıt verdi. Bununla birlikte dün başkent Paris'te 20 binden fazla kişiye hitap eden Sosyalist Parti'nin adayı François Hollande, yaptığı konuşmada aşırı sağcı ulusal cephenin seçmenine göz kırparken karşı ataksa Sarkozy'den geldi. Sarkozy sağcı bir lider için bir ilke imza atarak bu yıl 1 Mayıs Çalışma Bayramı'nı kutlama kararı aldı. Buna karşın iki tarafında hedefinde seçimin ilk turunda yaklaşık %18 oy toplayan aşırı sağcı, ulusal cephenin seçmeninin oylarını ikinci turda kendi etrafında toplayabilmek bulunuyor. Seçimlerde kilit rol oynayan ulusal cephe lideri Marine Le Pen ise yaptığı açıklamada Sarkozy'nin seçmenlerine saygı duymadığını belirterek destek vermeme tehdidinde bulundu. Le Pen'in kararını yarın açıklaması bekleniyor.